Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir dersi de beraberiz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar, birinci bölümde offset kontrolü incelemiştik. 3DMax Extension bir versiyonuyla gelen yeni bir özellikti. Şimdi ikinci bölüm ile gene offset controls ve preset kayıt işlemlerine bakacağız arkadaşlar. Neler olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Şimdi sahnede de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane teapot yer alıyor. Bu hareketlendirmiş olduğunuz bir teapot arkadaşlar. Konumuz şu. Şimdi bu animasyon işlemini yapmış olduğumuz tüm hareketlendirme, zıplama, dönme vesaire, artık nasıl bir animasyon yaptıysanız, bu hareket işlemlerinin kayıt altına alınıp sonrasında yine başka bir obje üzerinde de aynı hareketleri yapmak istediğiniz zaman hiç uğraşmadan nasıl uygulayabileceğinizi öğreneceğiz arkadaşlar. Yani sahnemize biz yine bir teapot veya bir box, silindir, artık ne çizdiyseniz, bir karakter de olabilir. Onun üzerinde aynı hareketleri tek tıkla nasıl uygulayabiliriz onu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi kısaca animasyonumuzu bir görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıplayan bir çaydanlığımız var. Toplam 21-22 frame uzunluğunda. Hemen time konfigürasyondan önce bakalım kaçıncı frame'de bitiyormuş. 21'de bitiyor arkadaşlar. Hemen buradan 21 olarak frame'imizi değiştirdik. Gördüğünüz gibi böyle zıplayan bir çaydanlığımız var. Bu çaydanlığımızın hareketlerini, bu hareketleri nasıl kayıt altına alabileceğimizi hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu buradan siliyoruz. Buradan time konfigürasyonu tekrar 100 yapalım. Okey diyelim. Hemen bir tane teapot oluşturuyoruz arkadaşlar sahnemize. Sonrasında 15. frame'e kadar gelip otokey diyoruz arkadaşlar. Böyle ileriye alıyoruz, bırakıyoruz. Hemen bir test edelim. Evet, çaydanlığımız hareket ediyor. Sonrasında arkadaşlar burada hemen şöyle göstereyim size. 0. frame'de yer alan hareketi shift tuşuna basılı olarak bir yanındakine hemen kayıt ediyor. Sonrasında 7. frame'e kadar geliyoruz. Yine otokey ediyoruz. Çaydanlığımızı, teapot'u yukarıya çekiyoruz arkadaşlar ve bırakıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi zıplayan bir çaydanlık var. Yerden yükseliyor, sonra tekrar yere iniyor. Şimdi biraz daha esneklik vermek açısından modifier liste stretch değiştiricisini kullanacağız arkadaşlar. Buradan hemen ikinci frame'de arkadaşlar bunun değerini -0,2'ye kadar indirebilirsiniz. Otokey ediyoruz ve 0,2'ye kadar getiriyoruz arkadaşlar. Sonra ilerletiyoruz. Dördüncü frame'de arkadaşlar, ya da biz bunu 5'e alalım. Hemen yükseltiyoruz. Pardon. Hemen bu şekilde. Aşağı doğru bir biraz daha çektik. 15. frame'e gelip bir tık daha indiriyoruz. Hemen shift'e basıp arkadaşlar yanındaki frame'i kopyalıyoruz. 16. frame'de bu değeri 0 yapıyoruz. Otokey'i kapatıyoruz. Şimdi animasyonumuz birazcık daha ağır bir hareket etsin.
Sonrasında hemen play tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hop, zıplama işlemini gerçekleştirdi. Şimdi biz bu animasyonu yaptık arkadaşlar. Nesnemizi hareketlendirdik. Siz bu hareketleri saklayabilirsiniz. İleride başka nesneler üzerinde uygulayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yaparsınız arkadaşlar? Hemen main toolbar'dan animasyon, preset, create preset diyorsunuz arkadaşlar. Burada modifiers, transform hepsi seçili oluyor. Matrix, point, rotation, float, color kaldırıyorsunuz. Animated, transform, modifiers. Şimdi ilk derste objelerimizin hareketlerini belirlerken modifiers'ı seçmiyorduk. Çünkü sahnede bir modifiers kullanmamıştık. O yüzden seçmemizin bir gerek yoktu. Şimdi sahnemizde modifiers kullandık. Çünkü stretch değiştiricisini kullandık ve transform kullandık. Sonrasında bunları seçiyoruz arkadaşlar. Hepsine OK diyoruz. Preset Maker menüsü hemen açılıyor. Burada Effect kısmı var arkadaşlar. Burada istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Teapot Animation diyoruz arkadaşlar. Ve hemen altında Save Preset diyoruz. Ve dosyamız kayıt edildi. Şimdi Offset konfigürasyona geliyor arkadaşlar yine. Burada görmüş olduğunuz gibi Start Offset 0, Send Late 16. Çünkü 0'dan başlıyor, 16'da bitiyor. Hemen altında arkadaşlar Out of Range Tip seçeneği var. Onun altında da Offset Settings var arkadaşlar. Şimdi uygulama yapmadan önce bu teapotumuzu arkadaşlar 4 tane kopyaladık. Okey. Şimdi animasyon diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi aynı şekilde hareket ediyor. Ama kopyalama işleminde pardon bir geri alalım. Instance olarak kopyalama işlemini yapalım ki. Evet, geri alıyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Evet, hop zıpladı. Şimdi arkadaşlar burada forward var. Mesela rezerve diyelim. Gördüğünüz gibi. Sonrasında hemen başa dönüyoruz. Ping pong seçelim. Sıçrama şekilleri bu şekilde. Şimdi mesela burada 10 değeri var. Bunu 3'e düşürelim. Tekrar ping pong diyelim. Tamam. Sonrasında from center. Sonrasında burada in constraint out seçelim arkadaşlar. Daire biçiminde yapsın. Play diyelim. Evet. Halka şeklinde şey yapıyor. Mesela burada constraint loop seçelim. Animasyonumuzu geri alalım. Evet. Buradan forward yapalım. Animasyon şekillerinizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Liner seçelim. Buradan identify ile kayboluyor. Hemen evet. Bu şekilde de üzerinde değişiklikler uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birazcık daha kurcalayalım. Liner diyelim. Constraint kalsın. Şimdi bu kopyaladıklarımızı siliyorum arkadaşlar. Buraya bir tane box çiziyoruz. Box'ımız seçili. Burada preset load preset diyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önceden benim hazırlamış olduğum teapot vardı. Şimdi aynı etkiler sahip. Hemen buradan teapot animation seçiyoruz. OK diyoruz arkadaşlar. Objemize gördüğünüz gibi aynı işlemleri uyguladı. Hemen animasyonumuzu başa alalım. Gördüğünüz gibi box'ı da sıçratıyor. Mesela küre deneyelim. Aynı şekilde preset, load preset, teapot animasyon. Ha, bunu da zıplatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanımı bu kadar basit. Arkadaşlar yapacağınız işlemler bu kadar. Defalarca aynı işlemlerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Yaptığınız hareketleri bir dosya içinde kayıt altına alıyorsunuz. Sonrasında tekrar aynı şekilde hareketlendirmek istediğiniz objenizi hareketlendiriyorsunuz.
Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Mutlu olun. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir dersimize beraberiz. Bu dersimizin konusu 3D Max 2016 Extension 1 güncellemesiyle gelen yeniliklerden birisi olan offset kontrolü arkadaşlar. Bu offset kontrolü extension bir de gelen yeniliklerden birisi. Oldukça da güzel. Özellikle animasyon ile uğraşan arkadaşlarımız için oldukça kullanışlı özelliklere sahip. Ne gibi kolaylıkları var? Mesela bir animasyon yapacağınız zaman, mesela birazdan yapacağımız bir domino animasyon olacak arkadaşlar. Domino taşlarının hızlı bir şekilde birbirine çarpıp devrilme işi normalde tüm frame'lerde her bir taşa ayrı bir hareket vererek yapmanız gerekiyordu. Offset control ile sadece tüm taşları bir kere hareketlendirdikten sonra hepsini aynı anda hareket işlemini verdikten sonra offset kontrol ile bunların birbirine çarparak düşme işlemlerinin nasıl yapılabileceğini göreceğiz. Yine offset kontrol dersimizin ikinci bölümünde ise arkadaşlar bu sefer de bir nesne ya da karakterimizi hareketlendirerek bu yapmış olduğumuz hareketleri bir dosya formatında kaydedip sonrasında başka bir nesne üzerinde hiç uğraşmadan aynı animasyon hareketlerinin uygulanmasını işleyeceğiz. İsterseniz başlayalım dersimize. Evet, öncelikle arkadaşlar buradan box değil de extended'dan bir chamfer box oluşturalım arkadaşlar. Taşı domino taşına benzetmeniz yeterli. Şimdilik şöyle bırakalım. Köşelerimizi güzel bir şekilde yuvarlayalım. Hemen. Evet. Taşımızı bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu taşımızdan 15 tane instance olmayacak şekilde kopyalıyoruz arkadaşlar. Sonrasında birazcık yaklaşalım. Kontroller yaparak tüm taşlarımızı seçiyoruz. Otake yapıyoruz arkadaşlar. 10. frame'e getiriyoruz. Sonrasında rotate tuşundan taşlarımızı iyice yatırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taşlarımızın hepsi yattı. Sonrasında yine tüm kutuların seçildiği bir şekilde animasyon menüsü içerisinde Offset Controls, Offset Controls altında Add Offset Controllers seçiyoruz arkadaşlar. Bu kısımda şu anda Show, burada Transform, Modifiers, Materials seçenekleri var arkadaşlar. Biz buradan Transform'u seçiyoruz. Yine ikinci kısımdaki Show alanında
Matrix, Rotation, Float, Color bırakıyoruz. Sadece Animated kalacak arkadaşlar. Çünkü animasyon olan objelerimiz var. Buradaki gördüğünüz gibi X, Y, Z koordinatlarında bir Transform Rotation olduğunu bize söylüyor. Bunların hepsini seçip OK basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Modifier liste geliyoruz. Öncelikle bir play butonuna basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda taşlarımız sırasıyla devriliyor. 100 frame yetmeyecek. Sondan birkaç taş kalacak arkadaşlar. Hemen başa alıyoruz. Sonrasında burada timing and offset komutu altında arkadaşlar animasyon settings kısmı var. Orijinal animasyon sayısına burada frame olarak 10 diyor. Çünkü buradan frame belirledik. Burada animasyon settings'te start offset set length var arkadaşlar. Yani offset başlangıcı 0, 10. frame'e kadar devam ettiğini belirtiyor. Biz buradan hani animasyon şeyini uzatırsanız ondan 20'de çıkarsanız animasyon uzayabilir. Auto French tip var arkadaşlar. Konstant olarak kalıyor. Offset settings'te arkadaşlar playback tip var. Yani şu anda ilk aşamada forward olarak kalsın. Yani taşlar ileriye doğru devrilsin. Per note delay var arkadaşlar. Yani taşların bir çarpma esnasında birbirlerine olan mesafesi, hani hangi mesafeden sonra en baştaki taş sırasıyla bir öndekine çarpacak. Hani bu mesafeyi ayarlar. Şu anda 10. Çok yakın bir şekilde birbirine değiyor. Biz bunu 3'e düşürüyoruz arkadaşlar. Hemen tekrar play diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada birbirlerine çarpma mesafelerini kısalttığımız için animasyonumuzdaki 100 frame de yetiyor gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı çok hızlı değil, normal bir hızla devriliyor. Büyük ihtimalle de bu animasyonumuzun bitiş frame'i 55. frame'de son buluyor arkadaşlar. Animasyonunuzu yaparken 0 tire 55. frame'lerin render alınmasını belirterek sadece ilk 55 frame'lik bölümü render yaptırabilirsiniz. Şimdi playback tipinde arkadaşlar forward seçiliydi. Bunu rezerve yapalım. Animasyonu en başa alıyoruz. Play animasyon diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşlarımız bu sefer geriye doğru bir şekilde devrilme işlemini gerçekleştiriyor. Sonrasında ping pong seçeneği var. Onu seçelim. Gördüğünüz gibi baştan ve sondan olmak şartı ile taşlarımız devriliyor arkadaşlar. Sonrasında ping pong'tan from center dersek merkez noktasından devrilmeye başlayacak. Tabii bu devrilme işlemi bir taraf öne doğru gidiyor, bir taraf arka tarafa doğru gidiyor. Hani pek de gerçekçi değil ama yapacağınız animasyona göre değişebilir. Sonrasında random var arkadaşlar. Bu da karışık bir şekilde, yani belirsiz bir sırada taşlarınızın devrilme işlemini gerçekleştirir. Ama domino tipinde bir animasyon oluşturuyorsanız forward seçeneği sizin için yeterli olacaktır. Arkadaşlar, timing and offset seçeneğinde arkadaşlar animasyonumuzda hani devrilme efektlerini domino taşları üzerinde gösterdik. İkinci bölümde ise arkadaşlar bir karakter olabilir, bir böcek olabilir veya bir tane teapot üzerinde bile animasyon işleminin nasıl offset kontrolüyle nasıl yapılacağını beraber inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça da kullanımı basit. Zor değil arkadaşlar. Hani işinizi de bayağı kolaylaştıracaktır.
ikinci bölümde görüşmek üzere. Mutlu olun.